dense şu koca dağlar haykırsa isim. Hasretlik yakar yüreğimi yakar. Ağlamak gibi uçken uçan izlerim. Efeğimden sakınırım, ağlayamam. Sazlarım sızın şu koca dağlar. Rüzgarla kardeşlik eder, mazlumun kovulur, zalimden çıkartmışım. Bye.
başlatmış olduğu Muhtarlar Akademisi projesiyle 4551 sayılı şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair kanun ve diğer mevzuatlar kapsamında belirtilen mahalle muhtar ve ihtiyar heyetlerinin göreceği esasların farkındalığının sağlanması gerçekleştirilmiştir. Mahalle muhtarlıkları ile kamu kurumu ve kuruluşları arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilerek kamu hizmetlerinin vatandaşa sunumunda etkililiğin ve verimin sağlanması amaçlanmış, planlanan faaliyetler gerçekleştirilerek süreç tamamlanmıştır. Programı arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, Yukarı Seyit Mahallesi Muhtarı Mehmet Kayış'ın konuşmaları, Sayın Kaymakamımız Selin Sarı'nın konuşmaları, Sayın Valimiz Hasan Karahan'ın konuşmaları, muhtarlarımıza sertifikalarının verilmesi. Belediye Başkanım, protokolün değerli üyeleri, saygıyla selamlarımı arz ediyorum. Bizler 31 Mart Mahalle İdareler seçimlerinde mahallemize muhtar seçildiğimizden itibaren mahallemize nasıl iyi bir hizmet verebileceğimiz aşamasında tereddütlerimiz vardı. Bizlere verilen eğitim sayesinde bu tereddütlerimizi aşmış bulunuyor. Sayın Kaymakamımız ve kamu kurumlarımızın daima bizim yanımızda olduğunu ve hiçbir tereddüte düşmeden mahallemizde ne yapılması gerekiyorsa bizimle birlikte olduklarını görmüş bulunuyoruz. Bundan sonra hizmet verme aşamasında herhangi bir mazeretimizin olmadığının bilinciyle mahalle halkımıza daha iyi bir hizmet verme yolunda olacağımızdan emin olunmasını ve bizlere sunulan bu eğitimin yapılmasını sağlayan başta ilçe kaymakamımız olmak üzere Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze, eğitim veren Gençlik Spor İlçe Müdürümüz Tayfur Öztepe, İlçe Jandarma Komutanı Oğuz Şentürk, İlçe Emniyet Amiri Tuncay Cebeci, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Özlem Akan, İlçe Müftüsü Abdullah Burucu, Devlet Hastanesi Başhekimi Halil Oğuzhan Zorlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Temel, İlçe Orman ve Tarım Müdürü Aydoğan Gürcan, Orman İşletme Müdürü İbrahim Hatipoğlu, Tapu Müdürü Baki Özekici, Hastane Müdürü Adil Güven, Nüfus Müdürü Vekili Abdurrahman Bayram, Çal Belediyesi Fen İşlerinden Osman Başka ve Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ali Rıza Sarıdemir'e muhtarlarımızın adına çok teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Muhtarlar Akademisi projesini şekillendiren ve koordine eden Sayın Kaymakamımız Selin Sarı'yı konuşmalarını yapmak üzere kürsüyü teşriflerini arz ederim. Kıymetli muhtarlarımız, hepinizi en kalbi duygularımla, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Türk milletinin gönlünde eşsiz bir yere sahip olan muhtarlarımız, demokrasimizin can damarıdır. Kamu hizmetlerinin verimli, etkin şekilde yürütülmesinde de önemli bir unsurdur. Muhtarlık müessesemiz 1829'dan bugüne varlığını sürdürmektedir. Tarihi çok eskiye dayanan köklü ilçemizde güzel hizmetlere imza atabilmek için hazırlamış olduğumuz Muhtarlık Akademisi Liderlik Eğitimi Programı düzenlenmiştir. Değerli misafir arkadaşlarımızın bilgilerinden istifade ederek derslerimize tam katılım sağlayan muhtarlarımıza eğitimin yaşı olmadığını ve toplumun önderi olduklarını bizlere gösterdikleri için hepsine çok teşekkür ediyoruz. Teşriflerinden dolayı Sayın Valimize şükranlarımızı sunuyoruz ve programın hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sertifika törenimizi onurlandıran Sayın Valimiz Hasan Karahan'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüyü teşriflerini arz ederim. Değerli Kaymakamım, çok kıymetli Çal ilçemizin müdürleri, değerli muhtarlar, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Güzel bir projenin sonuna geldik. Evet, Muhtarlar Akademisi, artık muhtarlarımızda diploması var. Onlar da halka hizmette usul, erken, esas neyse onların en temel usulları bilmek konusunda
bu şekilde bir proje sonunda daha da genişle, daha da ayrıntılara vahf olarak kimden neyi talep edeceklerini bilerek vatandaşların kendilerine ulaştıkları istek ve arzuları takip edecekler. İnşallah onları da memleketimizin, devletimizin bize sağladığı imkanlarla yerine getireceğiz. Zaten muhtarlığının birinci vazifesi bu iletişimi açık tutmak, vatandaşın taleplerine en yakınına, en üste kadar bütün sıralı amirlere ulaştırıp hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamak. Akademi çalışmasının faydalı olduğuna inanıyorum. İlimizde de böyle bir deneme olarak kaymakamının önderdiği böyle bir proje başladı. İnşallah biz buradaki verime göre bir değerlendirip diğer ilçelerimizde de örnek bir çalışma olarak sizden kopya çekeceğiz inşallah. Evet, tebrik ediyorum. Katılımın olması, devamlı olması önemli. Bu konuda anlaşılan bir sıkıntı olmamış muhtarlarımız. O iş temposu arasında hem kendi işleri hem vatandaşın işleri arasında bu tür faaliyetlere de zaman ayırmışlar ve bugün işte ülkede bu programı tamamlayıp inşallah bu belgeleri, katılım belgelerini almaya hak kazanmışlar. Tebrik ediyorum. İnşallah başka vesileleri zaten bir araya geliyoruz. Çağlı bizim için önemli. Denizli'nin kıymetli ilçelerinden birisi. Çağlı hareketli, her zaman canlı dinamizmi bizlere de ilham veriyor. Emeği geçenlere, başta kaymakamımız olmak üzere, katılımcı müdürlerimize ve siz tabii ki muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah güzel hizmetlere milletimizin emrinde her zaman koşturacağız. Allah bize sağlık, afiyet, nefes verdiği sürece. Tekrar hayırlı olsun diyorum, tebrik ediyorum. Evet,